güzel bir stüdyolarından, çok güzel bir cumartesi sabahından hepinize günaydın. Bugün yine sizler için çok dolu bir program hazırladık. Biliyoruz her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten harika bir program oldu. Hayat Güzeldir başlıyor. Makarna sevenler, ekran başına Şef Aziz Tanrıkulu'ndan taze makarna yapmanın püf noktaları. Makarna bu haliyle çok daha lezzetli. Siz de deneyin. Ay inanılmaz, renginin güzelliği evet. Peki. Şimdi bundan sonra da keseceğiz. Kestikten sonra da afiyetle yiyeceğiz. Yüz diş bütünlüğü nedir? Gülüş tasarımı nasıl yapılıyor? Gülüş tasarımı esnasında dudağa nasıl müdahale edilir? Diş hekimi İrem Merve Peksöz anlatıyor. Dişler bittikten sonra o çok minik müdahaleleri yapmak tabii ki daha güzel sonuç veriyor. Zararlı alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Ego nedir? Bilinçaltımız hayatımızı nasıl etkiliyor? Davranış bilimleri uzmanı Süleyman Akay anlatıyor. Stresli olduğunuzda, bir aracı sollayacağınızda, sizi sıkıştırdığında o tür durumlarda bilinciniz devreye girer. Yeni nesil dolguların özellikleri neler? Mezoterapide son dönem gelişmeleri nelerdir? Göz kapağı ameliyatı hangi durumlarda ve nasıl yapılır? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Torkut anlatıyor. Gözlerde belirgin bir şey, göz kapaklarında hafif sarkmalar, hatta göz altında torbaların ortaya çıkması söz konusu. Lazer epilasyon nasıl bir tedavidir? Lazer epilasyon hangi yaş gruplarına uygulanır? Lazer epilasyon ağrılı bir yöntem midir? Uzman estetisyen Seyran Duman anlatıyor. Ortalamaya bakıldığında 7-8-9 seans aralığı kalıcı epilasyon için yeterli. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda, mutfağımızda başlıyoruz. Güney yanımızda Şef Aziz Tanrıkulu ve Şef Batuhan Akar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Bugün ne yapacaksınız? Evet. Bayağı bir malzeme bugün, var. Bugün çok keyifli, çok özel bir taze makarna açımı özel var. Bir şov varmış değil mi? Evet. Hayat Güzeldir izleyicilerine. Evet. Arkasından güzel, kalan hamurla beraber de çok basit bir tatlı yapacağız. Vaktimiz kalırsa eğer. Yani hem aslında evet, makarna mı yapacağız? Evet. Makarna, evet, pasta diyorlar. Şimdi aslında makarna şöyle yapacağız biz. Hem burada ev hanımlarına reçetesini göstereceğim, evet, ben. Evde yapılacak şekilde, hem de evde nasıl kesecek şekilde onları da göstereceğim. Ariyet'ten özel bir 39 kilo parmesan tekerinin içerisinde de yaptığımız makarnayı taze taze pişirdikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Tamam, ben evet, bildim onu. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben Aziz Tanrıkulu, 30 yaşındayım. 14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yaklaşık, ay ne güzel. Evet, yaklaşık 4 senede 45 tane ülkeye gezdim. Oo, evet, dünyanın en iyi restoranlarında çalıştım. 3 Michelin yazılı restoranlarda çalıştım. Ay, İspanya'da çok güzel, tebrik ederim. Ve geçen sene itibariyle Türkiye'ye geldim. Ne güzel, Türkiye'yi evet, de böyle temsil evet, etmeniz evet, çok evet, güzel evet, bir şeydir. Evet. Batuhan Bey siz? Ben de 26 yaşındayım. Asistan yardımcısıyım. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Şahane. Bugün asiste edeceksiniz Aziz'i. Evet, evet. Aziz ustayı, Aziz şefi. Hadi evet, o zaman başlayalım. Şimdi evet, neymiş? Şimdi taze makarna yapacak evet, Aziz şef bize. Evet. 3 adet yumurta, 250 gram un, evet, 1 çay kaşığı tuz, 50 gram irmik unu, 3 yemek kaşığı da evet, zeytinyağı gerekiyormuş. Evdeki ev hanımları evet, böyle bakıyorlarsa şimdi, eğer kağıt kalemini tarif alsınlar. Evet, şimdi biz özellikle ben hem hazır bir hamur yaptım burada. Hı-hı. Şöyle alalım. Hazır bir hamur yaptım. Hı-hı. Hem de burada göstereceğim. Nasıl yapılacağını evet, göstereceğiz. Şimdi ne yaptık? Unumuzu koyduk. İrmiğimizi koyduk. İrmik konulduğunu bilmiyordum evet, ben mesela. Normalde ben unu az koyuyorum. Hmm. Yani mesela 400 gram un koyuyorsam eğer 1 kilo 200 gram da irmik koyarım. Ha, irmiği daha çok evet, koyuyorsunuz. Evet. Anladım. Evde alalım, makarna yapmayı deneyen var mıdır acaba? Gerçi artık yemek pişirmek çok moda oldu. Özellikle evet, karantina günlerinde herkes mutfağa sardı evet, ama burada makarna da yumurta sarısını. Geçen Mustafa Ceceli abimizle de hı-hı, güzel bir makarna yaptık. O da yaptı ne makarnayı güzel, evine götürdü. Aşağı. Evet, evet. Yumurta sarımızı koyuyoruz. Genelde renk versin diye bazı şeflerimiz buna zerdeçal falan koyuyorlar renginden dolayı. Ama siz sadece yumurta yok, sarısını hayır, evet, kullanıyorsunuz. Ya da gıda boyası koyuyorlar. Ben sadece yumurta sarısı koyuyorum. Yumurta sarısı gereken rengi veriyor zaten evet, değil mi? Kesinlikle. O koyu böyle pasta aynen, rengini evet, veriyor. Bakalım. Bunu yavaş yavaş şöyle köşeden yavaş yavaş. Ha, onun da bir tekniği tabii, var. Tabii, böyle tabii, içeri doğru aynen, alarak. Birden değil. Birazdan biraz da su vereceğiz. O taraftaki yapılmış evet, değil mi? O ben hazır hamuru yaptım. Gibi. Birazdan şunu dinlendirmeye bıraktığımız zaman da biraz su alalım Batuhan Şef. Dinlendirmeye bırakırken de hamuru açmaya başlayacağız. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Fettuccine Alfredo, yani
tagliatelle makarnayı taze şekilde açıp içerisine 1 saat 65 derecede suyun içerisinde pişirdiğimiz özel bir tavuk yaptık biz burada. Tavuğun sosu maydanoz, maydanoz, sarımsak, tuz ve zeytinyağı ile beraber özel bir marinasyon yaptık. Evet. Ve 1 saat 65 derece suyun içerisinde vakum poşetinde pişirdik. Pişirdiniz. Tavuğun da özel bir pişme stili var. Yani Alfredo makarnayı hepimiz biraz biliyoruz aslında ama ben o şansa nail olmuştum. Kendi yerinde yeme şansına. Gerçekten enteresan bir tarif. Sırf restoranın adı yüzünden de böyle bir makarna çıkmış değil mi? Yanlış mı? Evet. Şimdi neden biz vakum poşetinde pişiriyoruz? Önce tavuğumuzu mühürlüyoruz. Mühürlememizin sebebi dışında bir katman oluşturuyoruz ki suyu ve lezzeti dışarıya çıkmasın diye. Anladım. Ondan sonra vakum poşetinde pişiriyoruz ki içindeki lezzetini, o aromasını hepsini içinde hapsetmesini sağlıyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra pişiriyoruz ve porsiyonluyoruz. Zaten şu an şu tavuk pişmiş durumda. Çiğ pişmiş. Değil. Evet. O biraz tereyağıyla beraber buluştuğu zaman inanılmaz bir aroma ve çok harika bir lezzet olacak. Sarımsak ve mantarla birleştiği zaman. Bu değil mi bu parmesan tekerin içinde pişecek olan? Evet. Anladım. Tamam. Orada küçük bir şov var anladığım kadarıyla. Evet, şimdi 2 dakika sonra hamurumuzu dinlendirmeye bırakacağım. Ondan sonra makarnayı açmaya başlayacağız. Yaklaşık 4-5 metre bir makarna açacağız. 4-5 metre. Evet. Bakalım. Ve kalan hamurumuzla da özel bir tatlı yapacağız. Nedir o tatlı? Aslında bu tatlı benim kendi bir reçetem. Yani makarnanın kalan parçalarıyla beraber bir cannelloni gibi yuvarlak, içinde güzel harcı olan, cevizli bir harcı olan, tarçınlı bir harcı olan tereyağı kızartacağız. Tam da kışa girerken kış tatlısı gibi böyle ceviz, tarçın falan olunca içinde çok öyle bir havası var. Aynen. Şimdi hamur oluştu aslında değil mi? Evet, biraz daha su koyacağım. Birazcık su istiyor. Artık bu da herhalde göz kararı, ustalık isteyen bir şey. Biz restoranlarımızda makine olduğu için hemen atıyoruz. Makine kendi mi böyle yoğuruyor? Aynen öyle. Çok tatlıymış. Şimdi hamur oluşmaya başladı. Rengi de gördüğünüz gibi sadece yumurtanın sarısından geliyor. Burayı bir silelim. Ondan sonra hamuru dinlendirmeye bırakacağız. O öndekilerin hepsi malzeme olarak mı kullanılacak? Şimdi burada ne var mesela? Dünyanın en pahalı mantarı olan Türk mantarı var. Türk mantarı var. Aynen gördüm onu orada. Bayağı da büyük bir siyah Türk mantarı şey var. Ondan büyük sonra deniz tuzu miktar. Var. Evet deniz tuzu var. Soğan var. Ama biz bu soğanı daha önceden sarımsak, zeytinyağı, tane karabiber, taze kekik, taze biberiyle beraber vakum poşetinde suyun içerisinde pişirdik. Anladım. Aslında her şeyin tadını içinde hapsediyorsunuz değil mi? Evet, mantar. Biz buna soğan konfi diyoruz. Yanında da parmesan var, mantar var ve tereyağı var, tavuk var. Evet. O türüp mantarını nasıl bulacağız Aziz Şef? Türüp mantarı çok kolay bulunacak siz bir şey değil. Siz isteyin yeter ki hatta ava bile gidebiliriz beraber. Öyle mi? Bizde var mı Türkiye'de? Var, evet. Türkiye'de de var. Onu bilmiyordum. Hamurumuz hazır. Şimdi dinlendirmeye atalım dolaba. Hamur hazır. Ne kadar dinleniyor o hamur? Yarım saat. Makine çalıştı. Evet. Şimdi. Çok heyecanlı. Şu an geliyor. İyice inceltiyor mu şu an? Evet. Şimdi inceltiyor. Yavaş yavaş daha da ince olacak Özge Hanım. Şimdi evde de bunu merdane ile açabilirler ve çok uygun fiyatlara bu makineden var. 100 TL'ye, 95 TL'ye. 100 TL'ye. Evet, manuel böyle elde çevirmeli. Benim evimde de var. Makine var. Onları alabilirler. Çok kolay bir şekilde evde yapıp buzdolabına da atıp şoklayabilirler. Kışın çıkartıp yiyebilirler. Anladım. Evet. Şimdi iyice inceliyor, ben kesmesini merak ediyorum. Kesmesi nasıl olacak? Halledeceğiz. Kesmesi için de makine var mı Aziz Şef? Var. Ben şimdi bıçakla da keseceğim, ben makineyle de keseceğim. Yani evdeki ev hanımlarımız nasıl keseceğini göstereceğim. Üzerine irmik koyduk gene galiba değil tabii mi? Tabii. İrmiği koymamızın sebebi biraz daha olsun diye, kurusun diye. Eğer hamur ıslanırsa hamur kopabilir, hiçbir anlamı kalmaz. Kopmaması lazım. Evet kesinlikle. Evet. Hatta size de eldiven verirsem belki siz de tutmak istersiniz ucundan. Bakayım tutayım. Eldiven ver Batuhan'cığım. Eldiven olsun. Ellerimizi sürekli yıkamaktan aslında çok temiziz ama. Bir şey söyleyeyim, biz mutfakta maskeden ziyade eldiven
sürekli değiştiriyoruz. Sürekli. Tabii, maske de öyle. Bir de bizim mutfağımız çok açık. Yani böyle insanlar oturduğu yerden benim mutfağımı görebiliyor. Aa süper. O açık. Güzel bir şey. Tabii tabii, açık olduğu için. Bakayım ben de bir dokunayım şuna. Bir saniye şöyle. Böyle yakalayacak mı? Bakın bu anı bir daha bulamazsınız çünkü kızlar koşarak geliyor. Ay biraz çok böyle. Güzel. Şöyle biraz şuradan tutun Özge Hanım. Tamam. Evet harika. Devam edin, devam edin. Batuhan biraz uzaklaşsın Özge Hanım'la. Evet. Çok şey yapalım bunu. Uzak. Çek çek çek, devam et. Özge Hanım hiç kıpırdamayın. Çok heyecanlıyım, bizi görebilirim. Hiç bozmayın. Şöyle bir daha gelin lütfen. Tamam, ben bıraktım. Bir daha şöyle yapalım. Peki evde manuel yapılıyorsa... Evet, bu şekilde aynı gene. Ama işte manuelde kim tutuyor yanda? Şimdi yani ben bir... teknik sorular soruyorum. Yani manuelde bu kadar uzun yapmalarına gerek yok. Tabii. Şimdi biz ne yaptık? Uzun yaptık ki ekranlardaki insanlar da görsün. Kesip kesip de birer metre şeklinde de yapabilirler. Hiç problem değil. Uzat uzat da yapabilirler. Hiç vallahi problem gidiyor. Değil. Şu an uzadıkça uzuyor. Evet, şu an 3 santim kalınlığında. 2 santimde bitireceğiz. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ay yırtıldı ucu. Yok, sıkıntı yok. Ha. Devam et, heyecan devam et, devam yapsın. Devam et. Kızlar çekin, ben de paylaşayım bunu. Tamam, biraz daha gel. Bir sefer daha vuracağız, sonra bitireceğiz. Vur. Ay inanılmaz, renginin güzelliği evet. Peki. Şimdi bundan sonra da keseceğiz. Kestikten sonra da afiyetle yiyeceğiz. Burada önemli olan yumurtayı çok fazla kaçırmamak. Yumurtayı aha. Kaçırırsak kuruyabilir hamur. Kurursa ne oluyor? Yeterince kurursa, uzamıyor mu evet, bu? Hayır. Elastikiyetini kopar. Kaybediyor herhalde evet. Tabii. Şöyle. Ben şu şeyi de çok merak ediyorum. Evet, elimizden geldiğince hızlı olalım da şunu... Evet, bitti zaten. Hemen bunu şey yapacağız. Bunu böyle Türkiye'de her yerde bulamıyoruz yok, da. Yok hayır. Şöyle bir şey. Ben şimdi bunu porsiyonlayıp sizin eve de götüreceksiniz. Aa tamam, şahane. Evet, çünkü çok fazla var. Burada bir 20 porsiyon var. Evde de haşlayıp da güzelce zeytinyağında ya da parmasanda afiyetle yiyebilirsiniz. Ya, şimdi, uzun spor yaptığım günün öğleni evet. Ben bunu güzelce tüketirim. Şimdi hemen keselim. Şöyle bir dakika, Batuhan bekle. Makineyi kapatalım mı? Yok, kapatmıyorum hayır. Ha, kapatmayalım. Şimdi, 1, 2, 3. Evet, 4 porsiyon, 5 porsiyon. Devam et. Onlar nasıl bakalım makarna haline dönüşecek, onu merak ediyorum. 7 porsiyon. Biz her gün restoranımıza bu arada taze yapıyoruz. Hiçbir zaman makarnayı dışarıdan almıyoruz. Ay şahane. Kesinlikle ben karşıyım. Ama öyle olması lazım zaten evet. Değil mi? Hani bir aynen öyle. İşletme ama bu konuda iddialıysa. Şimdi keselim. Önce de makinede keseyim sonra. Gördünüz mü? Ay ne güzel oldu. Evet, şöyle biraz unlamamız lazım. Batuhan sen de al, ben elde göstereyim izleyenlerimize. Şahane oldu. Bakın şöyle. Tamamdır. Atak, atak. Süper. Tamam, hemen geçelim koyuyorum. Mi? Nasıl? Bir tane de elde göstereyim Özge Hanım. Tamam. Nasıl yapıldığını. Şimdi hamuru alıyoruz. Kapatıyoruz. Bir daha kapatıyoruz. Bir daha kapatıyoruz. Evet. Sonra şu ucundan bir kesiyoruz. Aa. İnce ince. Erişte gibi. Kesiyoruz. Ondan sonra güzelce şu şekilde. Aa, elde de gayet kolay evet, oldu aslında. Şimdi, böyle bir 4'e 3'e katladınız evet, galiba. Hemen pişirmeye geçelim. Şimdi pişirmeye geçelim. Hadi ben o kısmı merak ediyorum. Hemen tavayı koy. Soğanını, sarımsağını koy. Taze kekiğini koy. Bunları size yapacağım bu arada. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Makineyi bir saniye. Makineyi kapattık artık. Pişecek. Şimdi ne kadar pişecek? 3 dakika. Şimdi taze ha, makarna, tabii taze makarna olduğu için 3 dakikaya geçmemesi gerekiyor. Yoksa hamurlaşır. Hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan al dente olması evet. Mıydı? Öyle mi diyorlar? Evet. Şimdi hazır taze makarnalarda çok fazla al dente, müsaade et. Çok fazla al dente yapamıyorsun hazır makarna, taze makarnalarda. Ha-ha. Ama biz elimizden geldiği kadar al dente pişireceğiz şimdi. Hop.
Bana mesela hayatının sonuna kadar sadece tek bir gıda ile besleneceksin, ne olsun ama işte kilo almayacaksın deseler tabii ki. Makarna derdim herhalde. Hayatta en çok yemeği sevdiğim şey. Yalnız her yer un oldu. Lezzeti her yere saçıldı. Olsun, hiç önemli değil. Evet. Şimdi evet. Şu parmesanda nasıl pişiyor onu çok merak ediyorum. Şimdi biz bunun içerisinde bağlayacağız. Tereyağıyla, parmesanla, tuzla, karabiberle bunun içerisinde bağlayacağız. En son kremasını verip, türüf mantarını verip afiyetle yiyeceğiz. Tamam. Evet. Haydi açtım bakalım. Atalım tereyağlarını. Tatlıya vaktimiz kalmayacak diye korkuyorum ben. Canımız sağ olsun, bir dahakine yaparız. Aynen, bir dahakine yaparsınız. Şimdi en azından burada önemli bir nokta var. Şov kısmını yapmış olduk şimdi bugün. Şimdi önemli bir nokta, makarnayı bağlarken ateşten kesinlikle çıkartmamız gerekiyor. Ateşten kaldırmazsak makarnayı kesilebilir. Kesilirse de hiçbir anlamı kalmaz. Kesilirse ne oluyor? Yenmez. Böyle kreması şey olur. Bozuk gibi görünür. Midenizi bozabilir. Anladım. Tereyağını koyduk. Şimdi soğanlarını koyduk. Alalım. Evet. Mantarını da koyuyoruz. Birazcık sotelenecek. O esnada da makarnamızı haşlayalım. Cımbızı alalım. Tamam. Mantarlar kondu, sos kondu. Evet, birazcık şey ısınsın. O esnada da ben de makarnamızı gitti makarna. Atayım. Bakayım ben de şurada. Şu güzelliğe bakar mısınız? Vallahi çok güzel, rengi falan. Evet. Şimdi orada sadece 3 dakika pişiyor. Evet 3 dakika, fazla değil. Çünkü taze makarna ya, hatta çiğ bile yiyebilirsiniz yani. Sosunda neler vardı bir daha sosunda, hatırlayalım mı? Sosunda tereyağı, sarımsak, soğan, mantar, tavuk. Ondan sonra krema güzelce böyle fokurdamaya başladıktan sonra makarnamızı koyuyoruz. Makarnayı koyduktan sonra biraz daha krema fokurduracak, tavuğunu atacağız. Güzelce karıştıracağız. Parmesanını ve tereyağını vereceğiz. Tuzunu, karabiberini vereceğiz. Ocaktan çekeceğiz ve karıştırmaya başlayacağız. Okay, sonra parmesanımızın içerisine dökeceğiz. Tekrar bir tereyağı ve parmesanla beraber içindeki parmesanla lezzetini lezzet katacağız. O en son türüf mantarıyla beraber tatlandıracağız. Ağzım sulandı. Türüf mantarıyla beraber tatlandıracağız. Afiyetle yiyeceğiz. Tamam. Evet. Bekliyorum heyecanla. Tamamdır. Biraz daha şey olsun. Şöyle göstereyim. Bakalım nasıl olacak? Şu parmesan kısmını da görürsek şahane olacak. Evet. Göreceğiz inşallah. Bir kepçemizi alalım Batuhan'cığım. Evet, kremayı koydu şimdi Aziz Şef. Onun değil mi kesilmemesi gerekiyor? Evet, aynen öyle. Alalım bunu. Biraz meşakkatliymiş. Yani meşakkatli derken sıfırdan yapmak isterseniz biraz mutfağı sonra kim temizleyecek yani onu biraz seçmeniz lazım. Fesleğen de koyabilirsiniz buna. Tamam. Fesleğenle beraber güzel bir pesto sos yapıp da tatlandırabilirsiniz. Tamam. Zaten parmesan burada lezzetine lezzet katacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Hazır mıyız? Ne kadar kaldı Aziz Şef? Hemen şimdi makarnayı atacağım içine. Okey. Hadi bakalım. Yani çok keyifli görünüyor. Kremanın içine attık. Evet. Batuhan'cığım şu şey orada ne kadar karışıyor? Burada bir dakika sadece. Kaldır bunu. Bir dakika böyle hafiften kaynamaya başlasın. Ondan sonra süper. Tekerimizi içerisine atacağız. Koyduk. Makarnanın taze oluşuna kadar şey güzel. Evet, muhteşem gözüküyor. Servis tabağımız da geldi. Evet. Şuraya bir şey çatal koyalım, kaşık koyalım Özge Hanım için. Biz görelim de bir son hali, ben onu arada yerim. Biraz daha fokurdasın. Biraz daha fokurdamasını mı bekliyoruz krema ile birlikte? Kremayı pişirmemiz sonra bu lazım. Parmesan tekerinin içine atacağız evet, değil mi onu? Evet, tamam. Kremasını, şimdi tereyağını vereceğim, parmesanını vereceğim ve şey tekerinin içine koyacağım. Güzelce tereyağını da verdim. Kokusu buram buram gelmeye başladı yalnız. Tavuğunu da koyuyoruz. Tavuk şimdi geldi. Tavuk zaten pişmişti evet, önceden. Evet, tavuk suvit tekniğiyle, suvit tekniğiyle özel bir tavuk var burada. Pişmiş. Evet. Hop. Şimdi parmesanını da koyalım.
Şimdi tekrar parmesanın içine gidiyor. Evet. Hadi bakalım. Parmesanı tencere gibi kullanaraktan. Evet, o önemli olan buradaki içindeki şu parmesanın lezzetini alması verdiğimiz. Değil mi? Evet. Oo, çok güzel görünüyor. Orası böyle tabii o sıcakla birlikte yumuşayınca evet. iyice içine dağılıyor. Aynen öyle. Gerçekten şu an ağzım sulandı. Enfes gözüküyor gerçekten. Bugün stüdyodayız, bir gün inşallah yemeğe de geliriz. İnşallah, bekleriz. Bizim Pendik'ten, Kartal'dan yemek yemeye gelen insanlar var. Sırf şu makarna güzel. İçin gelen insanlar var. Alın şahane. Tabağı. Gerçekten çok lezzetli oldu. Muhteşem gözüküyor, inanılmaz. Ellerinize sağlık valla. Ne demek efendim, bir şey yapmadık. Kolay bir şey değil. Kolay bir tarif de değil. Ya, ama seven için, evet. yapmayı seven için. Uğraşmak isteyenler için, özellikle bu uğraşmak dönemlerde. Uğraşmak isteyenler için, yemek isteyenler için de güzel tabii. Evet, tamam. Şimdi mantarımızı alalım. Trüf mantarı geliyor. Kokusuna bakar mısınız? Herkes sevmez. Yani benim sevdiğim bir şey ama çok keskin bir tadı ve kokusu olduğu için bazen rahatsız da edebiliyor. Ben şöyle bir koklayayım. Vay, inanılmaz. Evet, tadına bakabilirsiniz. Bir çatal bıçak alalım, kaşık alalım. Ben şimdi tadına bakacağım ama bu arada çok teşekkür ediyoruz Aziz Şef'e de, Batuhan Şef'e de. İyi ki geldiniz. Şahane böyle şovlu demek, bir tarif oldu. Hayat Güzeldir devam ediyor. Zararlı alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Ego nedir? Bilinçaltımız hayatımızı nasıl etkiliyor? Davranış bilimleri uzmanı Süleyman Akay anlatıyor. Stresli olduğunuzda, bir aracı sollayacağınızda, sizi sıkıştırdığında o tür durumlarda bilinciniz devreye girer. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda davranış bilimleri uzmanı Süleyman Akay var. Süleyman Bey hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek çok güzel. Sizi de öyle. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sigara sağlığa zararlıdır diye giriyoruz. Zaten yıllardır kanıtlanmış. Basbas her yerde bağırılan bir şey. Sizin bu konudaki yaklaşımınızı da duyuyoruz. Peki biraz sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl kurtulacağız bundan? Tabii. Yani sigaradan kurtulmak ya da bu tür davranışlardan kurtulmak için aslında ilk önce rahatsız olmak gerekiyor. Hmm. Şimdi genelde içenlere baktığınız zaman, kullananlara baktığınız zaman onlar çok rahatsız değillerdir. Onlar mutludurlar. Evet, mutludurlar. Neden mutlu olduklarını anlatacağım. Ama etrafındaki insanlar rahatsızdır. İşte eşi rahatsızdır, kesinlikle. Annesi rahatsızdır, sevgilisi rahatsızdır. Fakat onlar hiçbir zaman rahatsız değildir. Bu tür davranışlardan vazgeçmek için ilk önce rahatsız olmak gerekiyor. Evet, kişinin bunu kabul etmesi gerekiyor değil mi? Bundan rahatsızlık duyması gerekiyor. Kesinlikle yani. Bundan rahatsızlık duyması gerekiyor. Rahatsızlık duymak aslında işin ilk adımı. Peki bir bağımlılık mıdır? Nereden baktığınıza bağlı. Şimdi bağımlılığın tarifine baktığımız zaman herhangi bir stres faktörünü siz bir maddeyle ya da bir davranışla giderebiliyorsanız bu bağımlılık yaratıyor. Yani bununla ilgili tekrar tekrar yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve bir süre yaptıktan sonra da bu alışkanlık oluyor. Daha sonra da bu vazgeçemiyorsanız bağımlılık oluyor. Ama ben kelimelerin gücüne inanıyorum. Bağımlılık dediğiniz zaman bir şeyi sanki bırakamayacakmışsınız ya da vazgeçemeyecekmişsiniz gibi bir anlam yüklüyorsunuz. Evet. Bağımlılık yerine ilk önce diyoruz ki bu bir tiryakiliktir, bir alışkanlıktır. Daha sonra öyle bir noktaya geliyoruz ki bu bir kararsızlıktır aslında. Kararsızlıktır. Ne gibi? Ne açıdan kararsız? Ne açıdan şöyle? Şimdi sigara içenlere baktığınız zaman aslında kararsızlardır. Hep bir bırakmayı isterler, düşünürler ama ertelerler. Evet. Adım çoğunluk. Atamazlar. Yani benim duyduğum da çok var. Ben çok seviyorum, bana karışmayın diyen de var. Benim tanıdığım evet. var yani öyle diyen. Neden olduğunu anlatacağım onların. Onları ego kısmında anlatacağım. Neden öyle dediklerini. Hatta şimdi de anlatabilirim. Şöyle, biz aslında sigarayı işte 15, 16, 17 yaşlarında bir iç deneyimliyoruz. Doğru. Neden deneyimliyoruz? Bir topluma karışmak için, hı-hı. büyümek için aslında bir ihtiyaçtan bunu deniyoruz. İlk içtiğimizde de beğenmiyoruz. Yani sanki çok havalı bir şeymiş gibi. Aynen. Bu içilecek bir şey değil diyoruz ama birileri o esnada eleştiriyor. Diyor ki anneniz, babanız, herhangi birisi neden sigara içiyorsun? Şimdi birisi size neden dediğinde, yani bir davranışınızı sorguladığı zaman beynimizin ön frontal lobunun etrafında bir manyetik alan oluşuyor.
Ve bu süreçten sonra yapabileceğiniz tek şey mazeret üretmek. Bir mazeret üretiyorsunuz. Arkadaşlarınızın dediği gibi işte seviyorum, stresimi alıyor, işte yalnızlığımı alıyor, başka dostum yok ki, kendim için bir şey yapmıyorum gibi. Aslında mazeretler üretiyoruz ve bu mazeretleri ürettikten sonra da işin tehlikeli boyutu burada. Bir daha onu sorgulamıyoruz. Vücut da inanıyor, beyin de inanıyor mazerete. O, herhangi bir konuda bunu bir arkadaşınız da olsa, herhangi bir bütün evliliklerin birçoğunun sebebi aslında budur. Birisi eleştirir sizi, özellikle denk olmayan evlilikleri diyeyim. Birisi eleştirir kişiyi, der ki bu seninle denk değil. Denk değil dedikten sonra o kişi mazeret üretir. Mazeret üretir ve der ki savunmaya geçer. Savunduğunuz bir şeyi de hiçbir kabul zaman eder. Eleştirmezsiniz. Doğru. Ve yıllar geçer sonra anlarsınız. Doğru. Peki bu kişiler, bu bağımlılığı yaşayan kişiler, işte istemediğimiz zararlı alışkanlıklar, hani sırf bunu böyle hani alkol sigara gibi düşünmeyip insanlara da bağımlı olanlar var biliyorsunuz. Kesinlikle. Hiç vazgeçmeyecek şekilde. Bunlardan kurtulmak için ne yapmak, nasıl adım atmak lazım? Önce kabul etmek dediniz, rahatsız olmak dediniz. Kesinlikle öyle. Bir davranış değiştirmenin aslında temelde 3 adımı var. Bir tanesi ilk rahatsız olmak. Ondan rahatsız olacaksınız. Rahatsız olmak da nasıl tarif edebilirim? Beyinle olabilecek bir şey değil. Duyguyla rahatsız olmanız gerekiyor. Mantıken dersiniz ki ben bundan rahatsızım, kullanmamam lazım ya da bu kişiyle görüşmemem lazım. Ama bizim kararlarımızı beynimiz vermiyor. Bilinçaltımız veriyor. Doğru. Bilinçaltımız kararları verdiği için de ilk önce duygusal bakımdan rahatsız olmanız gerekiyor. Ondan sonra davranışın yerine başka bir davranış koymanız gerekiyor. İşte mesela elinizi oraya götürmemek ya da telefona götürmemek, aramamak, yanına gitmemek ve bunu tekrarlamanız gerekiyor ki belirli bir tekrardan sonra da bu alışkanlık haline geliyor. Vücut alışıyor zaten, beyin de alışıyor. Genel olarak benim işte zararlı alışkanlıklarla ilgili hep şey duyuyorum, beni tok tutuyor. Yani bu mesela duydum en saçma bahane olabilir herhalde. Sizi tok tutsun. Yani nasıl olabilir hani öyle bir şey? Hiç mümkünatı olmayan bir şey, bence tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum ben. Yemek yiyorum diyor işte, yerine başka bir şey koymak dediniz ya, oradan aklıma geldi. Çok yemek yiyorum diyor bıraktığım zaman falan. İşte orada söylediğiniz şey de hani o maddeyi seviyorum demeleri gibi bir şey aslında. Mazeret. Tok tutuyor. Ya mazeret demeyelim de aslında orada bir... Sonuçta birileri sizi eleştiriyor, bir davranışınızı eleştiriyor. Dünyada hiç kimse, hiçbir insanın, başka bir insanın davranışını şayet kendisine zarar vermiyorsa, topluma zarar vermiyorsa eleştirmek gibi bir hakkı olmadığını düşünüyorum. Yok, kesinlikle katılıyorum. Peki ego nedir? Ego aslında bir sınır. Nasıl bir sınır? Ben egoyu hem kendimi, kimliğimi, kişiliğimi belirleyen, üst noktayı belirleyen bir sınır gibi görüyorum. Aynı zamanda da alt noktayı belirleyen bir sınır. Bu iki sınır aslında bizi kısıtlayan bir sınır. Ben bir noktada ego koyduğum anda, az önce verdiğim örnekte ben bunu seviyorum ya da stresimi alıyor, yalnızlığımı gideriyor. Aslında orada koyduğumuz sınır ve o sınırı bundan sonra aşamıyoruz. Ve bütün, dikkat ederseniz, bütün kötü davranışların ya da alışkanlıkların altında mutlaka ve mutlaka ego var. Ego var. Peki bu kadar kötü bir şey mi ego? Aslında gerekli de bir şey değil mi bir taraftan? Kesinlikle gerekli. Dedim ya iki tane sınır var. Için. Üst sınır, alt sınır. Aynı zamanda da şunu söylüyorsunuz. İki kişi arasındaki bir noktada sen benim şu sınırımı geçemezsin gibi bir karşı tarafa da aslında bir sinyal veriyorsunuz. Ki bu çok önemli bir şey. Ego olmalı ama ego ne zaman bizi sınırlıyorsa o zaman zarar veriyordur. Zarar veriyor. Peki bilinç ve bilinçaltı nedir? Bunun en kolay tarifi aslında şu. Bilinç beynimiz, bilinçaltımızsa kalbimiz ve duygularımız. Bilinç beynimiz ve bildiklerimiz, şu an var olan bildiklerimiz. Bilinçaltı ise bilmediklerimizin hepsi. Ve bilinçaltı davranışlarımızın %94'ünü yönlendiriyor. Bu Stanford Üniversitesi'nin bir araştırması. Bilinç sadece %6'sını yönlendiriyor. Aslında bilinçli halimizin bizi yönettiğini düşünüyoruz ama değil mi yani? Kesinlikle değil. Bütün araba kullanmayı mesela düşünün. Bir saatlik bir yola gittiniz. Bunun sadece 5-6 dakikasını hatırlarsınız.
Çünkü bilinçaltı devrededir. Arabayı otomatik viteste kullanırsınız. Yani bilinçaltınız kullanır. Bilinçaltının görevi sizi sağlam bir şekilde oraya götürmektir. O yüzden ne zaman bilinciniz devreye girer? Bir önceki programda stresi konuşmuştuk. Evet. Stresli olduğunuzda, bir aracı sollayacağınızda, sizi sıkıştırdığında o tür durumlarda bilinciniz devreye girer. Ve genelde hep bilinçaltının kontrolünde gideriz. Bilinçaltının kontrolüne gitmek daha iyi diyebiliriz. Kesinlikle o zaman, daha değil iyi. Mi? Bilince çok izin var. Bilinçsiz, buna bilinçsiz falan derler. Sen ne biçim bilinçsizsin? Böyle bir insansın, aslında daha iyi galiba. Kesinlikle daha iyi. Çünkü burası, yani bilinçaltı, bilincin belki milyon katına yakın işlem yapabiliyor. Ve çok şeyi değerlendiriyor. Ve onun bilmediklerini biliyor aslında. Peki son olarak şundan da bahsedelim. Sevdiklerimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz zararlı alışkanlıklarından, istemediğimiz alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa onlar için ne yapabiliriz ya da kişi kendi için ne yapabilir? İlk sevdiklerimiz için yapabileceğimiz şey onların davranışlarını eleştirmemek. Hmm. Yani ben sigara içiyorsam sigaranın zararlarını bilerek içiyorum. Hmm. Onun sorumluluğunu alarak içiyorum. Bana birisi sigaranın zararlarını hatırlatacak olursa bir şey ben orada ego yapacağım ve devreye yani duymayacağım ondan sonra ne söylenirse söylensin. Ne yapsınlar? Anlamaya çalışsınlar. Sadece kişi sigarayı hangi ihtiyaçtan içiyor? Hmm. Yani sonuçta sigarayı bir bilinçaltı ihtiyacından dolayı içiyor insanlar. O ihtiyaca aslında çare bulmaya çalışsınlar değil mi? İhtiyaç çare olabilir. Neyse. Çareden de ziyade çareyi kişi kendisi bulur. Anlamaya çalışmaları yeterli olur. Yeterli. Kişi kendisi bundan vazgeçmek istiyorsa ne yapsın? Yapabileceği en temel nokta şu. O sık söylediği mazeret nedir? Hı hı. Onu fark etsin. Çok özür dilerim. Sık söylediği yalan diyeceğim. Çok özür diliyorum. Kendine yalan demeyeyim. Kandırma bahane diyeyim, mazeret diyeyim. İşte bu benim stresimi alıyor, yalnızlığımı alıyor. Hı hı. İşte istediğim zaman bırakırım. Onu anlamaya çalışsın. Onu ilk ne zaman söyledi? Hangi duyguyla söyledi? Onu fark ettikten sonra çözecektir kendisi de yani bir şekilde diyorsunuz. Yaklaşacaktır. Sorgulamaya başlayacak en farkında azından. Farkında olsun öncelikle. Kesinlikle. Sorgulamaya başlayacak. Bir inancı sorgulamaya başladığınız zaman ondan vazgeçebilirsiniz. Ondan vazgeçebilirsiniz. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. İyi ki geldiniz. Ekran başındaki seyircilerimiz de bence bu konudan sizin sayenizde çok yardım alacaklardır diye ben teşekkür ederim. Hayat Güzeldir devam ediyor. Yüz diş bütünlüğü nedir? Gülüş tasarımı nasıl yapılıyor? Gülüş tasarımı esnasında dudağa nasıl müdahale edilir? Diş hekimi İrem Merve Peksöz anlatıyor. Dişler bittikten sonra o çok minik müdahaleleri yapmak tabii ki daha güzel sonuç veriyor. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda diş hekimi İrem Merve Peksöz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoşsunuz. Aynı şekilde siz de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yüz diş bütünlüğü nedir? Yüz diş bütünlüğü kişinin dişlerinin, dişlerinin formunun, boyutlarının, renginin, kişinin yüzüyle, cildinin rengiyle olan uyumudur. Aslında bunu işleme dökmüş halimiz bizim gülüş tasarımı dediğimiz olay. Gülüş tasarımı, evet. Hollywood gülüşü aynen, falan gibi Hollywood şeyler söyleniyor. Aynen, Hollywood Smile'da bunun sonucunda çıkan konsept zaten. Sonucunda çıkan. Nedir mesela ten rengine göre nasıl oluyor ya da yüzün bütünlüğüne göre nasıl oluyor? Şimdi mesela çok büyük, iri bir yüzde ufak hı-hı dişler gördüğümüzde estetik olarak bir problem var bir burada boşluk diyoruz. Oluyor, evet aynı şekilde veya çok yuvarlak küçük bir yüzde bir bayan düşünün kocaman dişlerde bir dişleklik bir estetik olarak hı-hı yine problem görüyoruz veya çok sarışın kişilerde çok açık koyu renkli koyu renkli dişler aynen bir yine hani garip sıkıntı duruyor. Evet garip duruyor. Bundan dolayı bu renk seçimine ve hani genel olarak forma dikkat etmemiz diş gerekiyor. Diş etlerinin gözükmesi falan da değil mi? Çok tabii, rahatsız tabii edici. Mesela bıraktığımızda dudaklarımızı orada dudaklardan dişi 1-2 milimetre kadar görmek istiyoruz ki bir genç gülüş yakalayalım öbür diye. Öbür türlü yani ben de mesela dişimi kırdıktan sonra lamine yaptırdım. Bana da söylenen şey mesela kişi tam güldüğünde ağzında karanlık olmaması gerekiyor. Evet, karanlık evet. Yan taraftaki koridorları görmek denen istemiyoruz. Oymuş. Ben de ilk işte geçtiğimiz senelerde öğrendim onu. Lamine ile de yapılabiliyor. Yerine göre başka bir aynen sürü öyle. Sizinki var. Çok ideal ve çok güzel bir teşekkür görüntü ederim zaten. Çok evet var. İyi, çok sevindim. Diş hekimim de sevinmiştir herhalde. Peki gülüş tasarımı nasıl yapılıyor? Yani bir kişi size geldiğinde tam olarak ne
neyi tasarlayıp gösteriyorsunuz? Şimdi hastamız içeri girdi. Gülüş tasarımına karar verdik. Öncelikle bazı fotoğraflar alıyoruz biz. Cepheden, profilden. Önemli olan dediğim gibi şekli görmek, yan tarafta çene yapılarını görmek, dudaklı olan ilişkileri görmek. Sonra biz bu fotoğrafları dijital ortama aktarıyoruz. Dijital ortamda bazı programlarımız var ve bazı ideal diş kalıplarımız var. Önden belirlenmiş diş formları var seçilmiş. Bunları bu program şablon üzerinde... Şablon gibi. Şablon, evet aynen. Bunları bu şablon üzerinde bu fotoğrafları monte ediyoruz. Ardından bizim elimizde bir done olmuş oluyor. Hastamıza bakın bu şekilde bitecek. Okey midir? Hastamız şurası böyle olsun ya da bu hani büyüklük iyi değil, şeker iyi değil. Bunlara karar verebilmemiz için iyi bir yöntem bu. Aynı şekilde laboratuvar işi içinde bizim için iyi bir destek. Laboratuvarda diyoruz ki bakın böyle çalışmak istiyoruz ve ona göre bir çalışma düzenliyoruz. Laboratuvarda da iyi bir yerle çalışmamız gerekiyor. İyi bir porselen kalitesi yakalayabilmek için. Mesela sizinkiler ne kadar doğal, ne kadar şık duruyor. Evet yani biz tasarlarken mesela benim diş hekimim hep şeyi söyledi hani ışığı geçiren olması gerekiyor. Evet. Ne kadar doğal olduğunu gösteriyormuş o mesela. İşte çok beyaz olmasın, rengini şuna göre seçelim diye. Aslında biraz meşakkatli ve böyle karşılıklı istişareyle yapılacak kesinlikle bir şey değil öyle. Mi? Öyle. Eğer o şeffaflığı yakalayamazsak inanın öyle mat, öyle hani yapılmış yapay bu diş dediğimiz dişler ortaya oluyor. Çıkıyor. Peki uzun bir süreç midir bu? Yani süreç olarak uzun bir süreç değil aslında. Fotoğrafımızı aldık, tasarımımızı yaptık. Bu bizim sadece birkaç saatimize olan bir süreç. Çalıştığımız laboratuvarla kombine gittiğimiz anda bu bizim bir haftamızı alan alıyor bir süreç. Maksimum. Ama ekstra işlemimiz yoksa. Evet yani diş kaybı olabilir, işte kanal tedavisi olabilir, başka neler diş eti, olur. Diş eti düzenlenmesi olur. Bunlar da süreç tabii uzuyor ama ideal sürede bitirmeye çalışıyoruz. Peki porselen materyalle mi yapılıyor? Şöyle porselen materyal konuştuğumuz gibi en doğal, en güzel formu oluşturabildiğimiz materyal tabii materyallerimiz içerisinde. Fakat bazı durumlarda hastamız ben ekstra bir şey istemiyorum ağzımda veya hani bir aşındırma olmasın diyebiliyor. Şu an aslında biz porselenle de minimal aşındırma yapıyoruz. Neredeyse hiç zarar vermiyoruz dişlere. Evet. Fakat istekler değişebiliyor veya hani ekonomik bir skala tabii onu evet değerlendirmek gerekiyor veya kesinlikle hastamızın ağzı buna uygun olmuyor. Böyle durumlarda kompozit lamina dediğimiz bir yöntemi kullanabiliyoruz eğer hastamızın da ağzı uygunsa. Evet bu da bildiğimiz beyaz dolgu malzemeleri. Anladım. Bunun estetik versiyonları üretilmiş durumda. Anladım. Biz klinik ortamda elle şekillendiriyoruz dişleri ve bu şekilde genelde tek seans sürüyor. Tek seansın sonunda bakın bu şekilde bitirdik diyebiliyoruz. Anladım. Ufak düzenlemeler yapmak da mümkün. Ben galiba ilk dişimi ön dişimi kırdım çünkü. Ben ilk kırdıktan sonra bir süre direndim yaptırmayacağım lamine diye. Onunla galiba idare ettim ama biraz zor. Kullanımı zor. Evet, yani. Biraz daha renklenen bir materyal bir de ön diş göre. Olunca bir şey ısırınca falan arada pıt diye gidebiliyor. Evet. O biraz zorlu porselen oluyor. Porselen çok daha stabil tabii. Peki dudağa müdahale nasıl oluyor dişle? Öyle bir şey mümkün mü? Tabii. Önce biz dişle bir dudağı değerlendiriyoruz. Görüntü nasıl diye. Diyelim ki üst tarafta bir ufak çöküklük var veya alt taraf istediğimiz formda değil dudakta. Ya da baktık dudak çok ince olabiliyor dişlere göre veya yüze göre. O zaman diyoruz ki ufak dolgu müdahaleleriyle biz dudağı şekillendirelim ve çok daha iyi bir görüntü alalım. Veya eğer diş eti seviyesi dudağın çok altında kalıyorsa, pardon üstünde kalıyorsa, yani şöyle bir görüntü varsa, dudak çevresindeki kaslara uyguladığımız botoks ile biz hafifçe bu kasları aynen kaldırabiliyoruz veya şuralarda hafif bu smoker's line'ı alıp daha iyi bir görüntü elde edebiliyoruz. Peki bu yapılacaksa önce dişi yapıp sonra bunu mu yapmak gerekiyor? Önce yani şöyle bir değerlendirme yapmakta fayda var. Mesela zaten hali hazırda çok büyük bir sıkıntı bozukluk varsa öncelikle diyoruz ki biz dişlerimizi hani dudağımızı yapalım veya hani bu işlemleri yapalım. Evet ama ufak düzenlemelerse dişler bittikten sonra o çok minik müdahaleleri yapmak tabii ki daha güzel sonuç veriyor. Tabii aynı zamanda bir de pembe estetik konusunda da bu bütünlükle beraber dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ona bakalım. Pembe estetik dediğimiz bizim diş ve diş etinin bütünlüğü. Yani bu çok önemli bir veri bizim için. Bir hastamız geldi diyelim kliniğimize. Baktık protezimizi, porselenlerimizi harika şekilde bitirdik. Fakat diş etlerinde şişlikler, kanamalar var veya
bazı düzensizlikler, hı-hı, asimetriler var. Hı-hı. Protezi ne kadar siz simetrik yapmaya çalışırsanız çalışın, en üst kısımda şöyle bir asimetri varsa güldüğünüzde asimetri o şeyi oldu, görüyoruz. Aynen. Bundan dolayı önce bunları bir müdahale etmemiz gerekebiliyor. Aynı zamanda bir diş taşı temizliğiyle başlamak, hı-hı, çok önemli. Kesinlikle. Aslında hastalarımızda. Çünkü bir bina gibi düşünün, temelini iyi oluşturmazsak üst yapısından pek bir hayır beklemiyoruz. Ben diş taşı çok temizletiyorum. Benim herhalde tükürüğüm çok üretiyor. Yani çok falan. Genetik faktörlere bağlı olan bir şey. Yani ip yapıyorum, her şeyi yapıyorum falan, yine de üretiyor. Evet, o benimki. Yani temizletmek çok... Zararlı bir şey değil, değil mi? Yok, zararlı bir şey değil. Çünkü 6 ayda bir özellikle protez idamesi ve diş etlerinin sağlığı için zaten gereken bir şey. Bu temizliği yaptıktan sonra tüm bu kontürleri değerlendiriyoruz. Diş etinin demin dediğim gibi dişle olan bu seviyelerini inceliyoruz. Hmm. Duruma göre değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Gummy Smile pembe estetiğe giriyor mu? Tabii. Gummy Smile pembe estetik. Nedir Gummy Smile? Şöyle, diş etinin altında... Diş etinin üzerinde kalan bir dudak düşünün. Görünürlük çok fazla. Hmm. Aslında çok yapamadım. Net bir örneğimiz var bizim. Herkes bilir. Azra Akın'ın çok spesifik ve tatlı bir gülüşü vardır. Evet. Arka taraflara doğru diş eti görünür. Evet. Fakat bazı kişiler bu kadar şanslı olmuyor. Evet. Ne ona oluyor? Yakışıyor. Heh. Ona yakışan bir şey değil mi? Yakışmayan veya çok fazla görünürlüğü, hmm, olan kişilerde bu çok büyük bir problem haline, hmm, geliyor ve bunu çözmek için tabii ki bazı bizim şeylerimiz, seçeneklerimiz var. Nedir bunlar? Demin bahsettiğimiz botoks tedavisiyle dudağı çok hafifçe aşağı indirme veya diş eti kesme operasyonları eğer çok görüntü varsa. Gingivektomi dediğimiz diş eti kesme prosedürünü uygulamamız gerekebiliyor. Hı. Zor bir prosedür mü? Biraz söyleyince böyle... Evet değil mi? Adı bile gingivektomi böyle çok büyük. Aynen, diş eti kesmek falan, evet, diye. Yok, o kadar zor bir prosedür değil. Çok fazla cihaz seçeneği var bunlarda. Yani çeşitli prosedürler, protokoller var. Ben lazer cihazlarını tercih ediyorum diş eti kesmelerde. Çünkü lazer cihazlarının konforu çok yüksek. Tabii. Doku yenileme özelliği de olduğu için bu cihazların. Tabii ki. Benim hastam klinikten çıktıktan sonra işine gidebiliyor. Kanaması minimum. Ha, o kadar. Tabii. Kanaması minimum oluyor. Şişlik, ağrısı minimum oluyor. Akşam arıyorum, nasılsınız? İyiyim, ağrım çok az. Yani, hmm, az denecek kadar, hani yok denecek kadar az. Bu durumlarda gayet başarıyla kullanıyoruz cihazları. Peki gelelim şimdi bir de implanta. İmplant peki zorlu bir süreç mi? Nedir? Nasıl yapılır? Kime yapılır? Şöyle, implant öncelikle şu şeyi de ben anlatmak istiyorum. Bu lazerden implanta bir ufak geçiş yapacağım. Lazer cihazları sert ve yumuşak doku cihazları olarak ikiye ayrılıyor ve bu cihazlarla şu an diş hekimliğinin bütün alanlarında biz hizmet verebiliyoruz. Gerek tedavi edici özellikle, gerek destekleyici olarak biz bu cihazları çok başarıyla kullanıyoruz. Ben Slovenya'da bunun master eğitimini tamamladım geçen sene ve tüm alanlara yaydığımda harika, başarılı yöntemler. Lazer yöntem. Evet, kanal tedavisi, beyazlatmalar, diş eti tedavileri, diş eti hastalıklarının giderilmesi, implant cerrahilerinin desteklenmesi ve doku yenilemeler, cilt yenilemeler biliyorsunuz çok aktif kullanılan şeyler. Implant cerrahisine gelirsek, eskiden çok büyük bir korkulu rüyaydı implant. Evet. Çok uzun süren, çok ağrılı bir süreç olarak algılanıyordu. Fakat teknoloji gerçekten aldı başını, doğru, gidiyor. Çok daha ileriye gidecek. Şu an tek bir implantın yerleştirilmesi 15-20 dakika kadar kısa bir süreye indi eğer ekstra bir operasyon gerekmiyorsa. Ve materyaller çok geliştiği için ağrı, sızı, uyum çok arttı diyeyim. İmplant materyali titanyumun bir alaşımından yapılmakta ve bu alaşım gerçekten çok doku uyumlu bir alaşımdır. Alerji riski olmayan, tabii ki yani çok ekstrem durumlar olabilir ama her şeyin bir komplikasyon riski tabii, var. Ama alerjik reaksiyonu olmayan bir materyaldir. Eski implantın prestijinin sarsıldığı nokta merdiven altı implantların çıktığı, doğru, nokta oldu birkaç, doğru, sene önce. Hı hı. Onlar şu an hani toplanıldı, bir şekilde operasyonlar yapıldı. Öyle bir şey pek yok. Yani. Güvenilir yerde, güvenilir markayla, iyi markayla çalıştığınızda hiçbir asla böyle yok, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki alerji riski artık çok 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 aza indi diyorsunuz. Oldu, evet, da oldu. Milyonda bir o kişiye. O
nasıl çözülüyor? Yani şöyle, önden eğer bir metal alerjisi durumu varsa zaten hastamız bize bildiriyor. Çünkü metal alerjisi biliyorsunuz çok spesifik bir şey. Ben bu bilekliği taktığımda dahi hemen veya olabilir, bir küpe taktığımda olabilir bir şey. Ondan dolayı çok öngörülen bir alerji tipidir. Ama oldu ki bir komplikasyon yaşama ihtimalimiz var. Tüm o antialerjik ilaçları, alerji sonrasında gelişebilecek komplikasyonları önleyici tüm şeyleri zaten bulunduruyoruz dolaplarımızda. Peki implant herkese yapılabiliyor mu? İmplantın ya ihtiyacı şu olan an herkese için eğer bir sistemik hastalığımız yoksa kişide, yani daha doğrusu mesela bir şeker hastalığı, bir tansiyon hastalığı diyelim. Bu tansiyon şeker hastalığı, ufak bir örnekle sadece bunlar üzerinden anlatalım. Kontrol altındaysa tabii ki hani şeker hastası olabilir kişi veya tansiyon hastası olabilir. Ama bu kontrol altında tutulduysa biz implantı bu bireylere de uygulayabiliyoruz. Fakat kemiği bir önce kontrol ediyoruz. Üç boyutlu olarak görmek istiyoruz. Kemikte nerede, ne kadar girinti çıkıntı var, durum ne? Bunları bir değerlendiriyoruz. Tabii ki bazı durumlarda hani kemik eklememiz gerekebiliyor veya o demin bahsettiğim rahatsızlık değerlerini düzenlememiz gerekiyor. O zaman diyoruz ki biz hani şöyle yapalım, ondan veya sonra size yapmayalım gibi nadiren oluyor. Ama bunun sağlıklı bir bireyde yaşı yok. Hani 18 yaşın üzerinde büyüme gelişmesini tamamlamış bireyden 80 yaşa, yani daha da ileriye yapılabiliyor eğer bir kemik müsaitse. Evet, bir kısıtlamamız yok o yüzden. Peki pandemi süresinde diş hekimleri nasıl çalışıyor? Gitmek tehlikeli midir? Şimdi bu çok yakın mesafe olduğu için bir korku. Bana da tam tersi geliyor. Zaten çok hijyen kuralları geçerli bir yer olduğu için. Yani şu an aslında hasta açısından daha az riskli, hekim açısından biraz daha riskli bir dönemdeyiz eğer doğru kurallarla çalışılmıyorsa. Mesela bu süreç başladı. Zaten uzun bir süre kapalı kaldık. Haziran, 10 Haziran'dan itibaren ben çalışıyorum şahsen. Çok fazla ekipmana ihtiyacımız oldu. Koruyucu maskeler, şu an ben FFP3 tipi maskeleri kullanıyorum ve kullandırtıyorum çalışanıma. Siperlikler kullanıyoruz. Aerosol geçirmeyen kıyafetlerle hastamıza geliyoruz. Önce kendimizi bir koruyoruz ve hastamız geliyor. Her hasta arasında büyük boşluklar bırakıyoruz. Kesinlikle. Ve çıktıktan sonra eğer zaten büyük işlemleri en sona bırakıyoruz. Diğer ufak ufak işlemleri aldıktan sonra da kliniği hava dezenfeksiyon sistemleriyle, gümüş iyon sistemlerle bir dezenfekte ediyoruz, bekliyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Yani biraz meşakkatli bir süreç haline geldi bu. Benim için, çalışan için. Çünkü yerlerde sürekli bir çamaşır suyuyla gezme, sürekli bir dezenfektanla gezme durumu zaten çok önemli ve çok dikkat edilen bir konuydu. Evet, yani ben de hep onu düşünüyorum. Zaten bütün diş hekimleri, işte asistanlar, herkes sürekli maskeyle gezmek zorundaydı zaten ve önlükle. O yüzden aslında hastalar için değil, hekimler ve çalışanlar için daha riskli bir dönem oldu sizin söylediğiniz gibi. Yanlış şeyler yapılırsa tabii ki, doğru yapılmazsa. Aynen öyle. Doğru çalıştığımız takdirde, bir de tabii benim tek çalışmam benim için bir avantaj. Evet. Hasta giriş çıkışım çok belirli ve çok kontrollü şekilde. Kesinlikle. Ben risk düzeyimi minimuma indirdim. Tabii hem hastalar, özellikle hani tıp hekimleri başta olmak üzere, herkes için psikolojik olarak çok ciddi zor bir süreç. İnşallah en yakın zamanda atlatırız diyoruz. İnşallah diyelim gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Hayat güzeldir, devam ediyor. Lazer epilasyon nasıl bir tedavidir? Lazer epilasyon hangi yaş gruplarına uygulanır? Lazer epilasyon ağrılı bir yöntem midir? Uzman estetisyen Seyran Duman anlatıyor. Ortalamaya bakıldığında 7-8-9 seans aralığı kalıcı epilasyon için yeterli. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda uzman estetisyen Seyran Duman var. Seyran Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Lazer epilasyon nasıl bir tedavidir? Son dönemde hem bayanların hem erkeklerin kalıcı konfor sağlamak adına çok tercih ettikleri bir yöntem. Büyüme döneminde olan kıl folikülünü yüksek dozda ısı ve enerjiyle öldürerek tamamen büyüme evresini engelliyoruz ve yüzeye çıkması duruyor. Böylelikle biz epilasyon adına ilk adımı ilk seansta atmış oluyoruz. Atmış oluyorsunuz. Ama tabii ki tek seansta biten bir işlem değil maalesef. Biten bir şey değil. Şimdi tam mevsimi de geliyor aslında. Böyle yaz ayları. Gerçi artık yazın kullanılan cihazlar da var ama kışın biraz daha yaptırması kolay diye düşünüyorum ben şahsen. Kışın daha konforlu tabii ki. Yani daha az yan etki teşkil
teşkil ediyor. Ama yeni çıkan sistemlerle biz 4 mevsim bronz tende bile korkmadan yapabiliyoruz. Ama en etkili dönem Eylül ayı. Öyle mi? Tabii. Neden? Şimdi onu soracaktım. Yani bu işi gerçekten doğru uzmanın yapması gerekiyor. Çünkü doğru zamanda kıla bir operasyon yapılması gerekiyor değil mi? Nedir o periyotlar mesela? Yani doğru zaman her zaman aslında hani doğru kişiyle çalışıyorsanız doğru zamandır. Yaz ve kış çok fark etmiyor. Yeni sistemlerde fark etmiyor. Tabii ki bronz tende ya da solaryumdan yeni çıkmış bir ciltte yan etki unsurları çok fazla. Ya da ertesi gün güneş görecekse direkt. Epilasyondan sonraki ilk 3 gün deniz, havuz ve güneşlenme gibi aktiviteleri istemiyoruz. Bunun dışında kişi seans sonrasında dikkat etmesi gerekenlere uyarsa ve doğru bir şekilde çalışıldıysa pek fazla yan etki beklediğimiz bir sistem değil. Ben böyle zaman derken şeyden bahsetmiştim. Hani kılın mesela yapılması gereken dönem varmış, yapılmaması gereken dönem varmış. Yani kılın anajen evresi vardır. Son derece epilasyona uygun bir dönemdir. Ve zaten 45 gün ile 60 günlük periyotlarda yapılır epilasyonlar. En iyi zamanı o şekilde yakalıyoruz. Peki öncesinde neye dikkat etmesi gerekiyor kişinin? Bizim ilk önce sorguladığımız son 6 ay içerisinde akne ve sivilce ile alakalı bir tedavi gördü mü? Biz ilk önce bunu sorguluyoruz ve solaryum mutlaka en az bir 3 ay öncesinden girilmemiş olması, ten renginin koyulaşmamış olması dikkat edilmesi gereken etmenlerden biri. Ama asıl seans sonrası dikkat edilmesi gerekenler önemli bizim için. Neler mesela? İşte su, deniz, havuz yani falan deniz, dedik. Yani deniz, havuz güneş. Zaten yaz aylarında ilk kuralımız. 3 gün kesinlikle istemiyoruz. Sonrasında cildi tahriş edecek işte spa, masaj, kese, liflenme bunları çok fazla istemiyoruz. Onun dışında yani her zaman cildi koruyacak, dikkatli olacak. İlk bir hafta seans sonrasındaki hassasiyetin devam ettiğini düşünürsek birazcık daha nazik davranmalı cildine. Bir hafta koruması gerekiyor. Aynen öyle. Peki ne kadar bir seans süresi öngörebiliyorsunuz? Ortalama nedir? Kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye değişen bir durum aslında bizi birazcık da sıkıntıya sokan bir durum. Çünkü 4-5 seansa sonuç alınabiliyorken bazen 10-12 seansa kadar çıkabiliyor. Bana niye olsa, olmadı diye. Bana niye olmadı diye. İstiyorum aslında işte hormonal yapı, kıl tipi, tabii. Ten rengi bunlarla doğru orantılı. İstiyoruz ki bir an evvel danışanlarımız tabii ki sonuç alsın ama ortalamaya bakıldığında 7-8-9 seans aralığı kalıcı epilasyon için yeterlidir. Doğru bir seans sayısıdır. Peki mesela hep şöyle şeyler duyarız. İşte açık renkli tüyler çok zor işte kurtulması ya da ne bileyim işte uzun süre hani ağda yöntemiyle tüylerini almış kişiler. Bunlarda neler doğru neler yanlış? Yani şöyle uzun süre ağda kullanmış bayanlarda kıl yapısı birazcık zayıflayıp inceldiği için aslında epilasyonu güçleştiriyor. Biz daha çok uzunca bir süre tıraşlanmış tüylere epilasyon yapmayı güçlü kök öneriyoruz. Istiyorsunuz ne yani. Kadar siyah, ne kadar güçlü olursa epilasyondan alacağımız kalite o kadar iyi oluyor. Cihaz onu mu okuyabiliyor cihazlar? Evet, yani cihazımız onu çok daha iyi görür. Tarama esnasında koyu renkli ve sert olan tüylerde kesinlikle %90'a varan bir başarı yakalarız. Ancak tüy sarıysa, inceyse, cansız bunlarda başarı oranı düşer. Beklentiyi oldukça düşünmüş olmak gerekiyor. Yaş kısıtlaması var mıdır, sınırlaması? Yaş kısıtlamasından öte aslında biz ergenlik döneminde çok fazla önermiyoruz. Ergenlik döneminden kastım aslında 16 yaş itibariyle uygulanabilirlik. Çünkü hani hormonal yapının çok hızlı olması, büyümeyi çok yani tüylerin büyümesi çok hızlı oluyor, çok yoğun oluyor. Sonuç almamız biraz gecikiyor. Sağlığa herhangi bir zararı olduğundan değil aslında. Sadece biz iyi sonuç alabilmek adına 16 yaştan itibaren öneriyoruz. Özellikle kızlarda menstruasyon dönemini en az 2 yıl geçirmiş olması gerekiyor sağlıklı sonuçlar için. Yaş kıstasından çok aslında menstrual dönem bizim için çok daha önemli çok başlangıçta. Daha önemli. Peki ömür boyu bütün tüylerden kurtuluyor muyuz yoksa... Aslında çok iddialı bir cümle. Değil, yani değil ömür boyu kurtuluyorsunuz. Bir daha hiç çıkmıyor gibi bir şey yok. Aslında İnanmayın ya. Aslında yılda bir defa, belki 2 yılda bir defa bir rötuşleme gerekiyor. Kesinlikle. Yani tamamen %100 kurtuluş diye bir şey yok. Çünkü ince ve sarı olan tüyler kozmetik açıdan görüntü açısından rahatsızlık vermese de onları ufak bir işlem yapmak gerekiyor. Ama yani öyle bir konfor ve vakit kazandırıyor ki kişiye. Yani yılda bir kere de gidip bir seans almak... Çok zor.
zor değil. Onun yanında çok. Çoğu kişi onu zaten kabul ediyor. Çok da zorlanmıyor. Ama ömür boyu bir daha hiç görüşmeyeceğiz. İlişkimizi kesiyoruz diye bir şey yok. Kesinlikle. Bölgeden bölgeye de değişiyor mesela. İşte kemiğe daha yakın yerlerde biraz daha zor gidiyor. İşte bazı belli bölgelerde daha zorlanıyor. O neye bağlı? Bizim zorlandığımız bölgeler tüllerin ince ve zayıf olduğu bölgelerdir. Yani ince ve zayıf olan tüy o alan bizi bitirme konusunda biraz zorlar. Diz kapakları bayanlarda yine biraz zorlar. Aslında bakarsanız sadece ince ve zayıf olması bizim için sıkıntı. Bölge anlamında çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yaşamıyorsunuz. Peki artık o kadar çok cihaz var ki bir sürü isim duyuyoruz. Neye göre doğru cihaza karar verilecek? Aslında bu benim çok önemsediğim bir konu. Çünkü en büyük sıkıntıyı sektörde burada yaşıyoruz. Çok fazla cihaz var. Ama önemli olan FDA belgesi olan, cilt koruma faktörü yüksek, lekeleme ve yanık riskinin taşımadığından emin olduğumuz, ağrı ve acının mümkün olduğunca minimal geldiği cihazları tercih etmeliler. Ve mutlaka işi uzman kişilere bırakmalılar. Yani maalesef her işi herkes yapabiliyor ama mutlaka cihazın markasını, FDA belgesini, yapan kişinin ehliyetli olmasını mutlaka ve mutlaka araştırmalı danışanlarımız. Peki yanlış zamanda yanlış bir uygulama yapılırsa tüyleri canlandırmak falan gibi bir şey mümkün mü? Şöyle yani kıl kökünü, folikülü biz tamamen yaktık, epilasyonu bitirdik. Ancak kişi epilasyon sonrasında hormonal bir rahatsızlık geçirdi ya da uzun süreli bir ilaç kullanımı gerekti. Ve ilaç kullanımının yan etkilerinde de tüylenme var. Bu tip bir durum söz konusu olduğunda bitirdiğimiz tüyler tekrar canlanır. Ya da en azından bir kısmı canlanır tamamı olmasa da. Onun dışında çok ekstra bir durum olmadığı sürece bir tane tüylerin tekrar canlanması gibi bir durum hiç yoktur. Beklemiyoruz. Peki lazer epilasyon ağrılı mı? Aslında en çok gelen sorulardan biri. Herkes çok korkuyor ama öyle değil. Ama bu da herkese göre değişir. Herkese göre değişiyor ama yeni sistemlerin cilt koruma faktörü de, buzlanma faktörü de o kadar çok ki bir sohbet ederken seansın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız diyoruz. İnanmıyorlar. Ve sonra çıkınca evet gerçekten öyleymiş, çok konforluymuş gibi duyumlar alıyoruz. Ama yine tabii ki kişiden kişiye değişiyor. Çok ağrılı değil, çok tahammülü zorlamıyor. Ama ağrı eşiği kişinin düşükse elbette ki zorlayabilir. Bu durumda da lidokain oranı yüksek olan bir kremi seans öncesi 1-20 dakika öncesinden kullanırsa danışanımız biraz daha konforlu geçmesini sağlıyor. Uyuşturabiliyor yani. Aynen öyle. Peki koronavirüs döneminde bu işlemden korkmalı mıyız? Ya da neye dikkat etmeliyiz yani, yapılırken? Koronavirüs hepimizi korkutuyor. Son dönemde artan vaka sayılarıyla hepimiz tedirginiz elbette ki ama eğer epilasyon uygulattığınız merkezin gerekli hijyen kuralları alındıysa, çalışan uzman maskesi, siperliğe tek kullanımlık ekipmanıyla çalışıyorsa, cihaz başlıkları çok iyi dezenfekte ediliyorsa aslında korkmamız için çok da bir sebep yok. Sebep yok. Zaten hani kendi adıma konuşursak zaten dezenfeksiyon ortamı çok kuvvetli bir ortamda çalışıyorum. Koronavirüs öncesinde de bu böyleydi. Biz koronavirüs için ekstra önlem almak zorunda bile kalmadık. Zaten bu şekildeydi. Hijyen koşullarıyla alakalı sadece. Çok iyi hijyen koşullarına uyan bir merkezde hiç korkmaya gerek yok. Doğru. Seans aralıklarına dikkat etmek bir tek. Hani... Seans aralıkları bizim için çok önemli. Çünkü başarıyla çok doğru orantılı. Dediğim gibi 45 gün ila 60 gün aralığında seans yapılmazsa, seans sonrasında direnç gösteren tüyleri 20 gün aralıklı bir rütüşleme, bir kontrol yapılmazsa... Anladım. Yok şey için dedim. Pandemi döneminde bizden önceki kişiyle sonraki kişi arasındaki pandemi seans döneminde aralığı. Zaten danışanın seans odasını boşaltmasının hemen ardından oda komple ekipman dezenfeksiyondan geçirildiğinde hiçbir korkulacak hiçbir bir şey yok. Hiçbir korku olmuyor. Peki erkek tipi tüylenmesi olan ya da polikistik over sendromu yaşayan kişilerde de lazer işe yarar bir yöntem midir? Polikistik over sendromunda biz mutlaka bir kadın doğum hekimiyle paslaşarak çalışmaktan yanayız. Çünkü hormonal açıdan bir problem yaşanıyor. Tüyler yoğun bir şekilde çıkıyor. Biz her ne kadar epilasyonla kıl folikülünü öldürerek süreci durdurmaya çalışsak da mutlaka bir tıbbi desteğin danışanımız tarafından alınması gerekiyor. Aksi halde süreç uzar. Yani 7-8 seansta tahminen biteceğini düşündüğümüz bir seans belki 10-12-15'e çıkabilir. Bu da kişi açısından çok konforlu olmaz. Elbette sonuç alabilirler ama mutlaka bir hekim desteği gerekiyor. Gerekiyor. Seyhan Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Epilasyonla ilgili çok detaylı bir konuşma oldu. Gayet de güzel oldu bizim ve seyircilerimiz için. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. Hayat Güzeldir devam ediyor. Yeni nesil dolguların özellikleri neler? Mezoterapide son dönem gelişmeleri nelerdir? Göz kapağı ameliyatı hangi durumlarda ve nasıl yapılır? Estetik,
plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Torkut anlatıyor. Gözlerde belirgin bir şey, göz kapaklarında hafif sarkmalar, hatta göz altında torbaların ortaya çıkması söz konusu. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Torkut var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkesin çok meraklı olduğu, benim de meraklı olduğum bir konu, konular konuşacağız. Yeni nesil dolgular. Nedir yeni nesil dolgular? Yeni nesil dolgularda eskiden çok böyle dolguların çapraz bağlanması yöntemleri biraz farklıydı. Yeni nesil dolgularda çapraz bağlanma yöntemleri değişti. Butandiol dietil glisil eter dediğimiz bir BDDE diye bir tabii o açılımını çok anlatmaya gerek yok. BDDE olarak adlandırılan bir çapraz bağlanma tekniği var. O teknikle birlikte dolgular gerçekten çok daha hem stabil oldu, yani daha uzun kalıcılık süresi oldu, hem daha homojen, kolay enjekte edilebilir ve homojen. Hale geldiler. Bu nedenle de çok daha pratik hale şimdi geldi. Şimdi klinik kısmını anladık. Biz normal insanlar olarak bu dolgularda eskilere göre ne gibi fark göreceğiz? Mesela diyelim ki yanağımıza yaptırdık. Ne görüyoruz biz? Şimdi dolguların kalış süreleri biraz uzuyor. O güzel bir şey. O çok güzel bir şey. Sonrasında dolguların yayılışı, adaptasyonu, vücuda adaptasyonu çok daha uygun hale doğal gelmeye oluyor. Başladı. Anlaşılıyor. Özellikle bu bir de filozof teknolojisi denilen bir teknolojiyle yönetilen dolgular var. Bu filozof teknolojisinde bir adeta bir sepet örgüsü gibi düşünün. Bu sepet örgüsü gibi bir çapraz bağlanma sistemi söz konusu oluyor. Bu çapraz bağlanma sistemi de o sepet örgüsü gibi olan sistemde hem kalıcılığı daha uzun hale getiriyor hem de dolgunun çok daha güzel bir duruş sergilemesine neden oluyor. Nerelere uygulanabiliyor bu? Bildiğimiz dudak, yanak... Yüzdeki dolgu uygulanabilecek bütün dolgu zaten adı üstünde belli bir yeri doldurmak için kullanılıyor. Dolgunluğunu kaybetmiş evet, yaşla. Aynen. Nerelere en çok uyguluyoruz dolguları? Bir kere elmacık kemik. Bizim elmacık kemikleri olarak adlandırdığımız yer. Sonra gözyaşı oluğuna. Ondan sonra nazolabiyal çizgi dediğimiz burundan dudak köşesine inen çizgiye. Çene. Marionet çizgisi dediğimiz dudaktan aşağıya doğru inen çizgi. Keza şu bölgelerde bir eksiklik olur. Yer çekimine bağlı oluyor, diğer evet. tarafların aşağıya doğru yer değiştirmesine bağlı olarak burada bir eksiklik meydana gelir. Onlar da dolgular kullanılıyor. Peki mezoterapi çok duyduğumuz bir şey. İşte saça uygulanıyor, başka bir sürü uygulama alanı var. Mezoterapide artık hangi noktalara gelindi? Bir de nedir mezoterapi tam olarak? Mezoterapi aslında derinin içine uygulanan... birçok elementin, vitaminin karışımı olan ilaçlar. Bu ilaçlarla amacımız deride ortaya çıkan eksiklikleri gidermek. Ne eksiklikler oluyor? Yaşa bağlı eksiklikler meydana geliyor. Kolajen. Kolajen eksikliği oluyor. Elastin eksikliği oluyor. Hyaluronik. Ciddi bir şekilde kolajen, derinin ara maddesi var. Hani nasıl duvarın tuğlaları var, harcı var. Harcı var. Harcı olan hyaluronik asit deride... Yaş ilerledikçe azalıyor. Bunların yerine konması gerekiyor. Peki mezoterapileri biz böyle kokteyl gibi düşünebilir miyiz? Yani siz hekimler bizim yüzümüze bakıp bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlayıp ona göre bir karışım mı evet, yapıyorsunuz? Evet, tabii ki. Mezoterapi bir kokteyl olarak düşünülebilir ama bazen kokteyl yapmaktansa tek tek ama aynı seansta ama tek tek ayrı ayrı yapmak daha mantıklı olabilir. Anladım. Çünkü bazen karışımlar birbirini nötralize ediyor, birbirini bozabiliyor. Bozmalarını engellemek için ayrı ayrı enjektörler içinde bunları yapabiliyoruz. Anladım. Mezoterapiler, şunu söyleyeyim, deriye enjekte edilerek yapılır. Derinin orta tabakasına enjekte edilir. Ama bazen de yüzeyden uyguladığımız topikal mezoterapi teknikleri var. Onlar nasıl? Onlar da yüze sürülüyor ve... Roller'la ya da dermapenle deriye yedirilmeye çalışılır. Anladım. Mikro kanallar açarak evet, mikro yani oradan açarak deriye zerk ediliyor deriye diyebiliriz aslında. O da bir tekniktir. Ne kadar da bir tavsiye ediyorsunuz? Düzenli bir mezoterapi yaptırmak isteyen mezoterapi kişi. mutlaka böyle bir hafta 10 günlük aralıklarla 4-5 seans yapılmalı. Önce. Bir anladım. Ondan sonra yeterli doygunluğa ulaştırdıktan sonra da 2 ayda 3 ayda bir
replasman dediğimiz yani tekrar seanslarının yapılması gerekiyor. Yani aslında çok üst seviye bir cilt bakımı olarak da düşünebiliriz değil mi mezoterapileri? Tabii ki yani aslında cilt bakımı dediğiniz doğru. Tamamen cilt bakımı ama bu cilt bakımı, cilt bakımı gerçekten ikinci basamak bir cilt bakımı olarak düşünmekte. Biz estetikte de hep basamaklardan bahsederiz. Tabii. Estetikler basamaklardan oluşur. En alt basamakta cilt bakımları, normal cilt bakımları vardır. Onun üzerinde topikal uygulamalar vardır. Onun üzerinde işte mezoterapiler vardır. Sonra dolgular, botokslar gelir. Yani üst basamakta da ameliyatlar gelir. Ameliyatlar gelir artık. ama medikal estetik o kadar öyle bir boyuta geldi ki ameliyatlar artık iyice öteleniyor gibi bir his var içimde. Tabii ki. Biz yani, şanslı bir jenerasyonuz. Ameliyat çok tercih edilmeyen bir şey değil doğal olarak. Ancak ameliyatın verdiği sonucu tam olarak verebilen teknikler de maalesef henüz yok. Ama ufak ufak bu tekniklerle tarihi ilerletebiliriz. Olabildiğince ötelemek en doğru seçim olacak. Peki botoks uygulamaları nelerdir? Biz botoks kelimesini çok uzun yıllardır duyuyoruz. Botoks, botulinum toksini demek. Bunun kısaltılmış şekli olarak düşünebiliriz. Botulinum toksini ne yapıyor? Geçici olarak paralizi yani felç yapıyor. Belli bölgeleri enjekte ettiğimizde... Ama bu korkutucu bir şey değil. Değil tabii. belli bölgeleri enjekte ettiğimizde çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Önce bu tamamen tortikolis dediğimiz böyle boyunun eğri olduğu, çok kasıldı kaldığı durumlar vardı. Onlar da uygulanmış. Tedavi gerçekten olarak çok başarılı başladı. Olmuş tedavi olarak. Sonra yüzde biz bunu uygulayabilir miyiz diye düşünülmüş. Ve özellikle kaz ayakları çizgilerinde alındaki... İki kaş arasındaki çizgide. Mesela benim alnım. Alındaki çizgilerde çok yararlı oldukları görülmüş. O bölgelerde gerçekten botoks çok iyi. Ama yüzün alt yarısında botoks uygulamaları riskli. Onun için böyle dudaklarda kaymalar, asimetriler meydana getirebiliyor. Alt kısmına neden yapılır ki? Alt kısmı neden, nereye? Özellikle bu bölgelerde dudak kenarlarının aşağı doğru inmesini engellemek için şu bölgede aşağı doğru çeken depreser adele vardır. Bu adelelere yapılır ki biraz yukarı kalksın daha gülümser bir ifade oluşsun diye. Anladım. Ama bunlar oldukça riskli. Çok çünkü orada kaymalar olabilir ve ağızda anormallikler. Bir de yemek sırasında ağızdan damlaların akması gibi problemler de söz konusu olabiliyor. Orada tabii bir paralize oluşunca tabii, her an her şey böyle, olabilir böyle yani. Böyle sıkıntılar olabilir. Yalnız alt yüzde, yüzün alt yarısında bir tek masseterlerde yani şu bölgede. Evet bende var, ben yaptırıyorum çünkü gece diş sıkma problemim var benim ve o bir süre sonra burada büyük bir kas oluşturuyor, yüzü de genişletiyor. Ben böyle 6 ayda bir, 8 ayda bir buraya botoks yaptırıyorum. Orası kesinlikle istisna, orada yapılır ve çok da güzel sonuç olur. Yani evet hani sabah kalktığımda büyük bir baş ağrısıyla uyanıyordum ve boyun ağrısıyla onu da çözmüş olduk. Peki ideal botoks uygulaması nedir? Botoks uygulamasını yaparken mutlaka böyle kası tamamen bütünüyle paraliziye uğratmamak lazım. Kesinlikle. Bütünüyle paraliziye uğrattığımız zaman bir maske yüz ortaya çıkıyor. Evet. Yani ifadesiz. Evet. Hiçbir şekilde ne hissettiği belli olmuyor. Ne kızgınlığı. Kızdı mı şimdi mutlu mu diye. Hani gözünün içi güler diye bir söz vardır bizde biliyorsunuz. İnsanların gözünün içinin de gülmediğini gördüğümüz bir tablo ortaya çıkıyor. Anladım. Bu çok kötü bir şey. Onun için botoksu mümkün olduğu kadar alt dozla yapmaya çalışıyoruz. Eksik kalırsa tamamlamak kolay ama botoksu yani botulinum toksinini fazla enjekte ettiğiniz zaman geri almak çok zor. Geri almak çok zor. Yani o yüzden hani ufak dozlarla gidip hep üstüne basa basa söylüyorum. Bu tip uygulamaları mutlaka doktorların yapması gerekiyor. Kesinlikle. Yani çok kötü örneklerini hepimiz hani medyada da görüyoruz. Mutlaka doktor yani anatomi bilgisi olan işte kas sinir sistemini bilen kişilerin yapması gerekiyor. Bunu buradan bir kere daha söyleyelim. Mutlaka hem hekim mezoterapi yapsın. Hem dolgu hem botulinum toksini hepsini doktor uygulamalı. Kesinlikle. Mutlaka. Çünkü başka türlü çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kesinlikle. Peki botoks ne kadar zamanda bir yapılır? Benim 5 ayda geliyor. Botulinum toksini genellikle 6 ayda bir yapılması önerilir. Benim 5'e düştü. Yaşlandığım için mi hocam? Şimdi onu söyleyeceğim. Ama botulinum toksinine karşı antikor gelişebiliyor vücutta. Ve bu süre azalabiliyor. 4 aya 3 aya indiğini de görebiliyoruz. Bu nedenlerle de diyoruz bunu daha... seri yapmamız gerekebilir ilerleyen zamanlarda diye de insanlara bu bilgiyi veriyoruz. Bunun yanında da botoksun yanına bir takım şeyler de ekleyebiliyoruz. O eklemelerle de çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ne gibi? Mesela özellikle
mezoterapide peptitli mezoterapilerimiz var bizim. Ona peptidiyal mezoterapi diyoruz. O peptitli mezoterapilerde gerçekten çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Buna botoksu eklediğimiz zaman, botulinum toksinini eklediğimiz zaman gerçekten hem süre açısından bir miktar uzadığını görüyoruz hem de daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi birbirlerini görüyoruz. Destekliyor. Hatta buna da arkadaşlarla çok güzel bir isim bulduk. Peptitox diyoruz. Peptitox çok güzelmiş. Ya bu peki, bizim uydurmamız bir isim peki, ama çok güzel. Güzel ama girebilir literatüre. Evet. Peki peptitten ne anlamalıyız biz? Nedir peptit? Şimdi peptit aslında amino asit zincirlerinin temelinde yatıyor. Peptitler amino asitlerden oluşuyor. Dolayısıyla o peptitlerin uygulanması şeyde deride yeni bir kolajen sentezine ve elastin sentezine yol açıyor. Onun için mezoterapilerde en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Arada bunların yanında hyaluronik asit de, serbest hyaluronik asitten bahsediyorum. Dolgu gibi çapraz bağlılardan bahsetmiyorum. Serbest hyaluronik asitler de enjekte edildiklerinde gerçekten hem aradaki haçlar doldurulmuş oluyor, hem aradaki yapı taşları da gayet güzel bir şekilde yerine konmuş oluyor. Gerçekten iyi bir toparlanma sağlanmış oluyor. Bu olabilecek ileriye yönelik gençleştirme operasyonlarını ötelemek için en güzel yöntem. Yani diyebiliriz ki böyle kombine işlemler yaptırıldığında medikal estetikte gerçekten uzun süreli olabiliyor. Kesinlikle. Doğru hekim eşliğinde. Kesinlikle. Peki yüz gençleştirme ameliyatı nedir? Şöyle bir toptan bahsetsek. Şimdi yüz gençleştirme deyince işin içinde bir sürü parametre var. Yüzdeki organlarla ilgili konuşabiliriz. Hı hı. Yüzdeki organlarla ilgili konuşmaya başladığımızda ilk önce yüzün tam ortasında burun var, ondan başlayalım. Buruna yönelik yapılan işlemler aslında gençleştirme değildir. Çok genç yaşlarda da yapılır. Hı hı. Ama yüzü bir daha bir şekillendirme, daha bir güzel gösterme ameliyatı diyebiliriz. Ama yaş ilerledikçe en büyük problemler gözlerde ortaya çıkıyor. Aşağı doğru. Gözlerde belirgin bir şey, göz kapaklarında hafif sarkmalar, hatta göz altında torbaların ortaya çıkması söz konusu oluyor. Biz bunu elimizden geldiğince işte diğer tekniklerle, yani ameliyat dışı tekniklerle önlemeye çalışıyoruz ama bazen de önleyemiyoruz. Ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. Burada ameliyatın en büyük yararı da şunu söyleyeyim. Gözdeki torbalar ve gözün sarkıklığı yaşlıdan ziyade yorgun gösteriyor. Evet, kesinlikle. Yani belirgin bir yorgunluk ifadesi ortaya çıkıyor. Bu ameliyatlarda onu ortadan kaldırıp insanı daha dinç hale getiriyor. Canlı bir hale getiriyor. Yani daha genç değil belki ama daha dinç hale getirmiş oluyoruz. Göz kapaklarında en önemli etken o. Hı-hı. Ama kaşlar mesela yukarı doğru çekilebiliyor, kaldırılabiliyor. Hı-hı. Hı-hı. Tabii bunun ameliyat öncesi teknikleri de var. Yani, var. İpler işte falan. İpler uygulanabiliyor. Fakat iplerle de ilgili ufak tefek sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hı-hı. Bunların hepsini hastayla çok detaylı konuşmak lazım. Evet. Yani hiçbir bu başka yöntem, bir konu aslında. Hiçbir yöntem tamamıyla masum değil. Hı-hı. Yani ameliyatta nasıl kesi tabii yapıyorsunuz, iz yapıyorsunuz. Bu ötekilerde de mutlaka bir takım şeyler var. Hepsinin artıları ve eksileri var. Bunu hastaya mutlaka detayıyla anlatmak hı-hı lazım. Hekimin görevi bu. Hı-hı. Hekim uygulayıcıyız biz ama hepsini artısıyla eksisiyle anlatıyoruz. Son kararı hastamız hasta veriyor. Kendisi versin. Tabii, en doğrusu budur zaten. Başka neler yapılabilir? Başka işte yüzün, orta yüzün yukarıya hı-hı doğru yukarı çekilmesi söz konusu olabiliyor. Bunun için de önemli bir şey, yüzümüz yer çekimine dayanamadığı için yaşla birlikte aşağıya doğru yerleşiyor. Bu durumda aslında üç bölgede çok belirgin bir şekilde depresyon, yani bir çöküntü meydana geliyor, bir eksiklik meydana geliyor. Nerede bunlar? Tam göz altından aşağıya, yani göz altı oluğu dediğimiz yerde, nazolabiyel dediğimiz burundan dudağa geliyor. Bir de marionet dediğimiz dudaktan çeneye doğru inen bölge. Bu üç bölgede tık 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 bir şey görüyorsunuz. Aşağıya inme görüyoruz. Bunu toparlamanın yöntemi zaten bizim yüz germe ameliyatlarında yaptığımız. Ama bunları ufak dolgularla da halledebiliyoruz. Eğer ameliyat çok gerekli değilse mesela yağ enjeksiyonları çok efektif. Kendi şeyler, vücudundan kendi vücudunuzdan alıp buraları hafifçe doldurduğumuzda eğer çok o yukarı kalkıyor belgin, zaten. Tabii toparlanıyor. Özellikle de elmacık kemiklerine de bir miktar yaptığınızda germe efekti veriyor. Aslında germe değil ama germiyor. Hacim veriyor. Tabii. Yani miş gibi oluyor. Tabii. Tabiri caizse. Ama yani ilerisi için, yani hani mesela bir yüz germe ameliyatı olacaksa kişi hani 50 yaşında değil de 55 yaşında olması için bir atlama oluyor aslında, değil mi? Tabii ki. Yani ne kadar geç yapabilirsek ameliyatı biz o kadar kendimizi şanslı sayıyoruz. Doğru. Çünkü hasta için de öyle. Hasta için esasında bunu söylüyoruz. Evet. Ne kadar geç olursa
Hasta için kadar, o kadar iyi. Yani estetik operasyonlarda öyle ama medikal estetikte de aslında doğru yaşta erken vakitte başlamak ameliyatı öteleyen en doğru şey değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Şunu söyleyeyim, ben 30 yaşın altında mutlaka başlanması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bu bakım olarak adlandırdığımız doğru. işlemlere. Yani doğru. mezoterapiydi, hatta botulinum toksini, dolgu bunlar ki 30 yaşın altında gerektiği kadar. Çok sonra az ileride az, de ama... ameliyatı daha geç tarihlere çekilebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Çok merak edilen konuların hemen hemen hepsine değindik. Ameliyat kısmı daha detaylı inşallah bir sonraki i̇nşallah. Sefere konuşuruz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayat Güzeldir'in bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah yine saat 8.15'te Show TV ekranlarında burada sizlerle olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gökyüzü bize neler söylüyor? Hangi burç bu hafta sakin olmalı? Hangi burç atılım yapmalı? Peki bu hafta aşkta şanslı burç hangisi? Astrolog Mine Ölmez anlatıyor. Yani normalde mesela çok sakin insanların bile bu hafta biraz daha öfkeli olma ihtimali son derece yüksek. Gülüş tasarımı nedir? Nasıl uygulanır? Lamine tedavisinde dişe ne gibi işlemler uygulanır? İmplant cerrahisi her hastaya uygulanabilir mi? Diş hekimi Semih Tekin anlatıyor. Çok dikkatli bir şekilde fırçaladığını ama yine de röntgende bizim arayüzlerde dişlerin birleştiği tabii. bölgelerde çürük gördüğümüz oluyor. İnsanların psikolojik ihtiyaçları nasıl ortaya çıkar? Her psikolojik problemin temeli çocuklukta mı saklıdır? Narsist kişilik özellikleri nelerdir? Uzman klinik psikolog Melike Öztürk Çapkın anlatıyor. O kadar ilişki isteyişinin temelinde yatan sebebi aslında sorgulamak lazım. Premium akıllı lens nedir? Premium akıllı lens operasyonu sırasında hasta ağrı sızı hisseder mi? No touch lazer kimlere yapılabilir? Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Emre Hayırcı anlatıyor. Katarakta olmayan ancak 40'lı yaşlardan sonra uzağı görme problemi veya yakını veya her ikisi de olan ve tüm mesafeleri net görmek isteyen kişilerde yine uyguluyoruz. Yarın Hayat Güzeldir'de